Günaydın. Günaydın. Zafet soslu kaçak gelinler geceniz nasıldı? Şimdi şöyle yapalım Müfit abi. Sen şimdi bir şey sorma. Ben de bir şey demeyeyim. Sonra uzunca anlatırım ben. 32 kısım tekmili birden avantür macera diyorsun. Aynen abi. O derece yani. O derece. İyi o zaman ben işime döneyim. Sen de bu uğurda kaybettiğin nefesi tekrardan yakalamaya çalış. İyiyim iyiyim. Günaydın. Ben geldim. Kainat abla. Oh. Hoş geldin. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Uf, can aç artık şu telefonu. Sebnem ablam der ki bir kadın hep B, C, D hatta Z planı olmalıdır. Niye ulaşamıyorsun ki Kainat abla? Telefonu kapalı Rüyacığım. Başka numarası yok mu? Var. Kanalın numarası var. Aferin kız sana. Alo. İyi günler ben Kainat Gencel. Numaranızı Can Öner'den almıştım da kendisine ulaşamıyorum. Orada mı acaba? Can Bey'in görevine bir süre önce son verildi maalesef. Ya neden olduğunu öğrenebilir miyim peki? Yani mümkünse tabii. Çünkü bu aralar benim için çok koşturdu da. Yani belki işini aksatacak kadar. Eğer ben sebep olduysam sanmıyorum. Bildiğim kadarıyla kendisine verilen bir görevi reddetmiş. Bir röportajla ilgili. Kaçak gelinler miydi neydi? O yüzden polis muhabirliğine sürüldü. Sonrasında da kanalın bağlantılarıyla İzmir'den birini getirince sanırım işine son verilir. Anladım. Teşekkür ederim. İyi günler. Sen nereden öğrendin kazayı? Polis muhabirliğine sürüldüm de geceleri sokaktayım. Neden? Ya patron bazı şeyler istedi. O şeyler bana ters geldi dedi. Ne gibi şeyler? Boş ver ya. Ben hala inanamıyorum. Nasıl oldu bu? Vallahi bana da sürpriz oldu aslında. Can abi aradı kanaldan. Can mı? Bütün organizasyon ona aitti. Can. Hayırdır Can? Hangi rüzgar attı? Abi şu belgesel işini başkasına verdin mi diye soracaktım ya. Yani eğer çekimler başlamadıysa, teklifinde hala geçerliyse ben gidebilirim. İstanbul'dan ayrılamam diyordun. Ne oldu? Ya kalmamı gerektirecek durum ortadan kalktı diyelim. Emin misin oğlum? Program aksamasın sonra. Eminim abi, eminim. İyi. Akşam ararım o zaman ben seni. Gerekenleri, evrakları hazırlarım. Eğer okeylenirse kameramanına bir şoförü yollayıp seni evden aldırtırım. Sen de bu arada bavulunu toplamış olursun. Her an çıkacakmış gibi hazır bekle beni o zaman. Abi bavul dediğin 10 dakika. Yani sen sonra da hazırlayabilirsin evrakları. Ben hemen şimdi çıkabilirim. Yok yok gerek yok. Biz işimizi sağlama alalım. Sen benden haber beklersin. İyi tamam. Bekliyorum. Görüşürüz. İşte her şeyin özeti böyle Müfit abi. Herkes kendince birileri için iyilik yapmaya çalışıyor. Ama yani maalesef değişmez bir kural var. Hayatta hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Müfit abi ya.